Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım herkese merhaba. Ben Erdo ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Donanım Haber.com olarak Amerika'da Las Vegas'tayız ve dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'yi yani tüketici elektronik fuarı 2020'yi yerinde takip ediyor. Dikkatimizi çeken heyecan verici ürünleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şu an gerçekten heyecanlıyım. Çünkü 2019'da tanıtımı yapılan ama bugüne kadar kullanma şansı yakalayamadığım çok özel bir telefon. Biraz önce kullandım ve bu video kapsamında izlenimlerimi telefonun bazı detaylarını aktarmaya çalışacağım. Hangi telefondan bahsediyorum? Katlanabilir ekrana sahip olan 2019 model Motorola Razr'dan bahsediyorum. Çok kısaca değinmem gerekirse orijinal Motorola Razr modelim kapaklı yapısı ve şık tasarımıyla 2000'lerin ortasında damga vuran telefonlardan bir tanesiydim. 10 milyonlarca satarak muazzam bir başarıya imza atmış ve çok uzun yıllar boyunca adam devamının gelip gelmeyeceği büyük bir merak konusu olmuştum. Lenovo kontrolündeki motor olan 2019'da bu beklentiyi sona erdirerek katlanabilir ekran konseptine ve teknolojisine sahip olan yeni nesil motorlara yazılan tanıtımını yapmış ve piyasaya süreceğini açıklamıştım. Yalnız o günden bugüne şöyle bir ufak güncelleme durumu söz konusu. Motorola telefon lansmanından kısa bir süre sonra telefonu piyasaya süreceğini açıklamış ama daha sonrasında bir ertelemeye gitmiş. İlerleyen bir zamanda tam bir tarif vermeden telefonun piyasaya çıkacağını söylemiştim. Kuvvetle muhtemel ki telefonun katlanabilir ekranı ile ilgili ağır olarak mukavemet arttırmaya yönelik bazı güncellemeler yapılabilir ama detaylı nedenler hakkında şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Motorola Razr 2019'u ben özellikle şu açıdan çok seviyorum. Katlanabilir ekran teknolojisiyle birlikte üreticilerin önünde iki temel seçenek var. Bunlardan birincisi tableti katlayarak katlandığı zaman daha küçük bir telefon haline getirmek ya da nispeten makul boyutlardaki bir telefonu açtığınız zaman tablet gibi kullandırabilmek. Seçeneklerden birisi bu. Bir diğeri ise zaten büyük ekrana sahip olan modern telefonları katlayarak daha küçük ekranlı bir hale getirmek. Daha kolay taşınabilmesini sağlamak. Razer 2019 modelinde Motorola ikinci yoldan gidiyor. Yani 6.2 inç boyutundaki ana ekranı kapatıyor ve telefonun cebe daha rahat sığmasını, daha kolay taşınmasını ve temel bazı işlevlerin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini ya da bir başka ifadeyle batarya kullanımına daha fazla katkı ve tasarruf sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlıyor. Ekrana bakalım önce isterseniz. Ne dedim? 6.2 inç boyutunda bir ekranı var ve bu ekranın katlanabilir olması için tabii ki plastik materyalin kullanılması gerekiyor. Çünkü normal telefonlarda yani düz ekranlı telefonlarda gördüğümüz cam ekranların henüz hacimli üretecek şekilde katlayabilmek çok mümkün değil. Evet bazı firmaların bu konuda bir takım çalışmaları var ancak şu ana kadar çıkan katlanabilir ekran telefonlarda genellikle plastikle desteklenmiş ekran kullanılıyordu. Hatta daha da fazla detay vermem gerekirse plastiğin bir türevi diyebileceğim polimit tabanlı bir materyal tercih ediliyordum. 2019 model Motorola Razr'da da yine plastik OLED bir panel kullanılıyor sevgili arkadaşlar. 6.2 inç boyutunda olduğunu zaten söylemiştim. Telefonun ekran çözünürlüğü 2142x876 piksel. Ekran boyutu ve çözünürlüğü baz aldığımız zaman sevgili dostlar, inç başına düşen piksel yoğunluğunun bugün üst seviye premium segmente diyebileceğimiz telefonlarla rekabet edebilecek düzeyde olduğunu söyleyemem. Çünkü o tarafta inç başına 500 pikselden üzerine çıkılmışken motorla tarafında 375'ler civarında seyrediyor. Dolayısıyla kriter bu konu olduğu zaman telefon çok rekabetçi değil. Hatta ekran kas oranına bakıldığı zaman da bu telefon çok rekabetçi olacak gibi görünüyor. Çünkü %70'in biraz daha üzerinde bir ekran kas oranından bahsediliyor. Kalın çerçeveler nispeten kendisini belli ediyor. Dolayısıyla teknik bazı kriterlerde istenilen fiyatı doğrulayabilecek yeteneği ne yazık ki bulunmuyor. Çünkü 1500 doların üzerinde bir fiyatlandırma talep ediliyor ama genel bir takım kriterlere uyduğunu söylemek çok kolay değil. Çünkü çünkü söz konusu böyle bir fiyatlandırma olduğu zaman isteriz ki en yüksek performans seviyesine ulaşabileyim ama Motorola Razr 2019'dan Snapdragon 710 platformu kullanılıyor. Yani Qualcomm'un orta sınıfa konuşlandırdığı modellerden birisi kullanılıyor. Platform seçeneklerinden birisine yer veriliyor. Evet günlük performans ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Evet Adreno 616 grafik birimi pek çok oyuna yeterli performansın elde edilmesine vesile olabilir belki ama o fiyatlandırmadan bahsediyorsak her şeyin en iyisi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X'e bakıldığı zaman da gerek işlemci performansı gerekse de kamera deneyimi olarak sadece katlanabilir ekrandan ibaret olmadığını gösterecek doneleri koymayı başarıyorlar. Ama Motorola Razr 2019 tasarım odaklı bir telefon katlanabilir ekranın ciddi bir havası var. Tam bir şov telefonu olmuş bu bir gerçek fakat diğer donanım bileşenlerinin aynı oranda rekabetçi olduğunu söylemek ne yazık ki çok kolay değil. Ekranı katladığımız zaman karşımıza çıkan ekran bize neler vaat ediyor biraz da bundan bahsedeyim isterseniz. Ön taraftaki yani arka kısma gelen ikinci ekran 2.7 inç boyutunda ve G OLED adı verilen bir başka panel türüne sahip olduğunu görmekteyiz. Şimdi katlanabilir ekran konseptinde iki temel seçenek daha bulunuyor. Bunlardan birisi iç bükey, birisi dış bükey katlamam. Huawei Mate X'e bakıldığı zaman ekranlar dışa doğru katlandığı için telefonu katladığınız zaman bile hem ön hem de arka tarafında iki büyük ekrana sahip oluyorsunuz. Ama mesela Galaxy Fold'a bakıldığı zaman ekran içe doğru katlandığı için telefonun dış kısmında 4.6 inç boyutunda bir başka ekran daha bulunuyor. Motorola Razr 2019'da da telefon ekranı içe doğru katlandığı için dış kısmında bir küçük ekran bulunuyor. İşte az önce de söylediğim gibi 2.7 inç boyutundaki bu ekranla temel bir takım işlevleri takip etmek ya da yönetmek mümkün de olacak arkadaşlar. Kullandığım süre zarfında ekran genel olarak hiç fena görmüyordu. Bunu söyleyebilirim. Ana ekrana geçecek olursam eğer bu telefonda benim hoşuma giden detaylardan birisi şu oldu. Ekranın katlandığı noktada ben belirgin bir iz göremedim. Örneğin ilk tanıtıldıkları dönemde Mate X'te ve Galaxy Fold'da ekranın katlama noktasında bir iz kendisini belli ediyordu biraz yakından bakıldığı zaman ama Motorola'nın telefonunda en azından kullanabildiğim süre zarfında böylesi bir detay en azından benim dikkatimi çekmedi sevgili dostlar. Üstelik sadece katlanabilir olması değil, ekranın parlaklık seviyesi ve renk üretim kabiliyeti de gözüme son derece hoş geldi ama tabii ki nihai karar verebilmek için telefonu detaylı bir şekilde kullanmam gerekiyor. Kesin olan şey şu, telefonu katladığınız zaman neredeyse şu boyutlarda bir başka telefonunuz oluyor. Dolayısıyla gömlek cebinden pantolon cebine kadar kolay taşınabilen, kolay tutulabilen ve kolay kullanılabilen bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor. Telefonun kalınlık ve ağırlığına bakıldığı zamansa bu telefon 205 gram ağırlığında ve 7 milimetreye yakın bir kalınlığı var. Ağırlığa bakıp pil kapasitesine döndüğümüz zaman orada da bir dengesizlik durumu söz konusu. Çünkü bu telefonda 2510 mAh civarında bir batarya bulunuyor ve ne yazık ki telefonun ağırlığını dikkate aldığımız zaman benim beklentimin altında bir pil kapasitesi olduğunu söylemem gerekiyor. Bence 3000 mAh'nin altında kalmamalıydı. Diğer teknik bileşenlere bakıldığı zaman bu telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor ama ne yazık ki mikro SD kartı desteği yok. Dolayısıyla harici bir yöntemle telefonun depolama kapasitesini ne yazık ki artıramıyoruz. Hadi gelin şimdi biraz da kameradan bahsedelim. Motorola Razr 2019'da toplamda 3 kamera bulunuyor. Bunlardan 2 tanesi arka kısımda. Bir tanesi ise öz çekim kamerası olarak ön tarafta bizlere bakıyor. Ana kameraya bakıldığı zaman 16 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu görmekteyiz. F1.7 diyaframa sahip. Sensördeki piksellerin büyüklüğü 1.22 mikron ve çift piksel kullanabiliyor. Faz algılamalı netleme yapabiliyor. Dolayısıyla otomatik netleme performansı olarak odaklama yeteneği olarak iyi bir donanımsal altyapıya yapıya sahip olduğunu söylemem gerekiyor. İkinci kamera ise görsel kaliteye çok fazla etki ettiğini söyleyemeyeceğim türden bir kamera. 3 boyutlu TOF kamerası. Time of Flight kamerası. Netlemeye etki eden bir kamera. Bazı özel kullanım şekillerine izin verebilen bir kamera ama İkinci bir kullanım şeklim. örneğin ultra geniş kamera konsepti gibi bir konsepti önümüze getirmiyor ne yazık ki. Ön kameraya geçildiği zamansa 5 megapiksel bir ön kameramız var. Sunduğu deneyim, telefonun fiyatını haklı çıkaracak bir deneyim değil. Arkadaki kameralar nispeten makul performans sunuyor ama ön kamera bana biraz zayıf geldi arkadaşlar. Güvenlik tarafına bakıldığı zamansa telefonun ön yüzünde alt kısmı konuşlanmış bir adet parmak izi okuyucu bulunuyor. Arzu ederseniz parmak iziyle arzu ederseniz de yüz bilginizle biyometrik güvenlik önlemini alarak telefonu kilitleyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Yazılım tarafına geçildiği zamansa beni kullandığım telefonda Android 9 çalışıyordu ama telefon şu an piyasada olmadığı için muhtemelen piyasaya çıktığı dönem zarfındaki bu yılın ilk çeyreğinden bahsediyor. Yani en kötü ihtimalle Mart ayının sonuna doğru piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla çıktığı zaman Android 10 çıkabilir ama dediğim gibi benim kullandığım telefonda Android 9 bulunuyordum. Genel olarak telefonun akıcılığı hiç fena değildi ama bir iki yerde bir takım takılmalar hissettim. Fakat bir demo cihazı olduğu için fuar alanında her türlü kullanıma ve zorlamaya maruz kaldığı için topvekim böyle bir fikre kapılmamak gerekiyor. Bir piyasa cihazı alıp zaten detaylıca test ederiz. İşte o esnada genel yazılım deneyiminden daha detaylı şekilde bahsedebiliriz ama ilk izlenim seviyesinde ilk tanışma esnasında yazılım olarak ben duyandırdığı hissiyat 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi. Toparlamam gerekirse Motorola Razr 2019 akıllı telefon dünyasının son dönemdeki en havalı modellerinden bir tanesi. Ben de açıkçası büyük bir heyecanla kullanmayı bekliyordum ve ne güzel ki bugün kullanma şansı yakaladım. Yakalar yakalamaz da fuar ortamının gürültüsünden kaçarak anlatımımı daha sakin bir ortamda gerçekleştirebilmek için odama döndüm sevgili dostlar. Bu arada fark etmişsinizdir. Yoğun tempoya bağlı olarak burada ciddi bir hastalık sürecinden de geçiyorum. Sesim de gitti gidiyor. Dolayısıyla eğer kulaklarınızda bir miktar rahatsızlığa sebebiyet verdiysem lütfen kusuruma bakmayın. Dediğim gibi bir hastalık sürecinden geçiyorum. Umarım tez vakitte atlatacağım ama zaman kaybetmemek adına çünkü belli bir süre için buradayım. Zaman çok kıymetli mümkün olduğu kadar çok detaylı sevgili arkadaşlarımla, değerli takipçilerle paylaşmak istiyorum. O yüzden her türlü imkanı, koşulu ve pozisyonu değerlendirmem, kullanmam gerekiyor. Umarım anlayışla karşılarsınız. Benden şimdi bu kadar. Bir başka videoda görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.